Merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Ben bu güzel elmalı pasta tarifini verirken siz de o arada abone olursanız, abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Bir yorum ve beğeni bizler için çok önemli. Bir çiçek böcek de olsa atarsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Tavamın içerisine bir adet yumurta, üzerine 50 gram şeker ve onun üzerine de 15 gram mısır unu ilave ettikten sonra çırpıcı ile bir güzel çırpıyorum. Topaklanmaması gerekiyor. Bu noktada ocağımın altını yavaş olacak şekilde, kısık bir şekilde açıyorum. Fakat sürekli karıştırıyorum. Topaklanmadan bunu biraz pişireceğim. Evet, bu şekilde gayet güzel katılaştı. Daha sonra içerisine 15 gram vanilya şekeri ve azar azar da süt ilave ediyorum. 250 mililitrelik sütümü de içerisine koyduktan sonra tabii sürekli karıştırarak muhallebi şeklini aldı. Biraz daha katı olması gerekiyor. Evet, şimdi iyice katılaştı. İstediğimiz kıvama geldi. Bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Pişirmiş olduğum unlu karışımımı soğumaya bırakıyorum ve 28 santimlik kalıp kullanacağım. Bu ölçü için bu kalıp ideal oluyor. Ve daha sonra elmalar. Gördüğünüz gibi çok güzel, doğal kurtlu elma bunlar. Bahçeden toplanmış elma. Hazır elmalardan tadı inanın çok çok güzel. Çünkü onların içerisinde bir sürü kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. Elma hafızayı güçlendirir. Ceviz gibi Alzheimer'a da engel olmaktadır. Sürekli düzenli tüketildiğinde elma bağırsakları da bol lifli olduğu için gayet güzel çalıştırır. Yüzünün kabuğunu soymayacaktım fakat çok yaralı olduğu için normal değil. Yüz kabuğu güzel olmuş olsaydı soymadan pastalarda kullanıldığında gayet güzel pişiyor ve yeniyor. Fakat yüzü güzel olmadığı için sadece bundan dolayı yüzünü soyuyorum ve iç kısmının, çekirdeğin olduğu kısım biliyorsunuz sert bir yeri var. Orayı almamız gerekiyor. Orayı da aldıktan sonra istediğiniz şekilde küçük veya büyük, kalın, ince doğrayabilirsiniz. Daha sonra hem lezzet vermesi için elmalı pastaların vazgeçilmezi tarçındır. Biraz da kararmaması için hemen tarçını serpiyorum. Burada çekimi yanlışlıkla silmişim. Hamuru için 2 adet yumurta, 100 gram şeker, 1 çimcik de tuz. Köpürene kadar çırpıyoruz. Daha sonra içerisine 50 mililitre sıvı yağ, 100 mililitre süt ilave ettikten sonra bunu da bir güzel çırpıyoruz ve daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kabartma tozunu 220 gram onun içerisine karıştırıyorum ve eleyerek onu kek harcımın içerisine karıştırıyorum. Önce eliyorum. Eledikten sonra birden çırpıcıyı açmıyorum, etrafa sıçramasın. Yavaş yavaş. Evet, ölçü tam olduğu için unun bir kısmını ayırmadım. Hepsini beraber içerisine eledim. Ve öncelikle şöyle elimle biraz ıslattıktan sonra, çünkü un ıslanmadığı zaman çırpıcıyı açtığınız zaman uçuşuyor etrafa. Dağılma yapıyor. Buna gerek kalmadan. Ve daha sonra hepsini çırpmış olduğum hamurun içerisine elmaları katıyorum. Fakat bir kısmını biraz öncelikle ayırdım. Daha sonra baktım, İçerisinde ne kadar fazla elma olursa çok daha güzel olacak. Kalan ayırmış olduğum elmayı da hepsinin içerisine katıyorum, karıştırıyorum. Gayet güzel, yumuşacık bir hamur ve bol elmalı bir kek olacak. Karışımım şimdi hazır. Daha sonra bu karışımımı yağlamış olduğum margarinle her tarafını yağlamış olduğum kalıbımın içerisine hazırlamış olduğum elmalı pastamın hamurunu öylece boşaltıyorum ve dağıttıktan sonra ilk pişirmiş olduğum ve soğumaya bırakmış olduğum hamurum gayet güzel soğudu. Bir poşetin içine yerleştirip ucundan kesiyorum ve üzerine ara ara istediğim şekilde dağıtıyorum.
Bunu komple de kaplatabilirsiniz üzerine. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Evet, bu şekilde hazırlıyorum. Ve 170 derecede ısıtılmış fırına verip 40-45 dakikada pişiyor. Benim fırınımda 43 dakikada sanırım pişti. Kalıp ölçüm bu arada 27 santimlik bir kalıp. Ve üzerine daha sonra pudra şekeri gezdiriyorum. Üzerine marmelat da reçel de koyabilirsiniz istediğiniz şekilde. Dilimlere ayırıyorum. Ve taze taze yemesi biliyorsunuz çok güzel oluyor. Bunun tarifi çok güzel. Elma değil de başka bir meyve istiyorsanız sevdiğiniz bir meyveyle veya bahçenizde olabilir, evinizde olabilir. Bozulmasını istemiyorsanız, yenmiyor ise o meyve ile de pastanızı yapabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif olursa da bana yazarsanız çok sevinirim. Bir yorum, çiçek böcek ne olursa olsun bekliyorum. Abone olmayı da unutmayalım lütfen. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Elmalı pasta tadında kalın.